Nüfus artışının küresel sorunları 14. ders Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size modern çağ öncesi geleneksel ölüm oranının kaç olduğunu söylemiştim. Aklınızda tutmanız gereken bir rakam. Ya da doğum oranları Aynı şey. Bin kişi başına. Doğum ve ölüm oranı beklenen yaşam süresinin 20 yıl olduğu ortamda bin kişi başına yaklaşık 40-50 idi. Bunun anlamı nüfusun 20'de biri her yıl ölmektedir. Bu yüzden bin kişi başına 50 doğum olması gerekiyor. Bu rakam binin 20'de biridir. İlkel zaman olarak isimlendirdiğimiz zamanlarda ki bu zaman Napolyon Devrimine kadar devam eder, bir yılda 40-50 doğum ve bir o kadar da ölüm söz konusuydu. İşte modern zamanlar. Bütün bu grafiklerde 1950'den başlıyoruz nüfus patlamasının başlangıç doğumları ile ve 1900'e geliyoruz, 1990'a geliyoruz. İşte şurada dünyanın değişik yerleri şu doğum oranlarıdır. 50'dir. Doğum oranı 43 gibi bir şey, 42, 43, 44, 45. 1950'deki doğum oranı yüzyıllar öncesindekiyle aynıdır. Nüfus bu zamandan kısa süre öncesine kadar artmadığı için ölüm oranları da aynı olmak zorundaydı. Bu nedenle ölüm oranları da 40-50 civarındaydı. Bakın ne oldu? 1950'ye gelindiğinde ölüm oranı geleneksel seviyenin yaklaşık yarısına düştü. Sahra altı Afrika'da bile neredeyse yarıya düştü. Orta Amerika'da, Karayipler'de yarıdan aza düştü. Güney Amerika'da yarıdan az. Çin yaklaşık yarıya. Güney Asya yarıya yakın. Güney Doğu Asya yarıya düştü. Dünyanın çoğunda 1950'de doğum oranları halen çok yüksekti. Ancak ölüm oranları her zaman olduğu seviyenin yaklaşık yarısına inmişti. Güney Amerika hariç bu ülkelerin büyük bir kısmı halen ...koloni yönetimleri altındaydı. Ve buralardaki oranların... ...daha da iyi olmasının sebebi... ...bu olmuş olabilir. Bütün hatalarıyla beraber... ...koloniciler buralarda... ...temel sanitasyon, halk sağlığı... ...ve toplumsal düzen konularında... ...önemli katkı yaptılar. Ve buralardaki yerel toplumlar... ...arasındaki savaşlardan çoğunu durdurdular. Bu toplumlara çok şiddet uyguladılar. Ama sonuçta öyle görünüyor ki... ...bu, o toplumların koloniler öncesi dönemde birbirlerine uyguladıkları şiddetten çok daha azdı. Yani 1950'ye gelindiğinde ölüm oranları düşmüştü. 1950'lerde bir yerde doğum oranları bütün bu ülkelerde düşmeye başladı. Doğum oranları şu çok çok yüksek seviyelerden başlamış olmalarına rağmen tabii ki Sahra Altı Afrika istisnası ile her yerde yarıya düşmüştü. Bunun neden olduğunu okudunuz ve her ne orandan bahsediyorsak bahsedelim Sahra Altı Afrika'yı bir istisna olarak söylerim. Burada ölüm oranlarının düşmüş olmasına rağmen doğum oranı pek değişmemişti. Fakat dünyanın gelişmekte olan bölgelerinin diğer hepsinde doğum oranları ve ölüm oranları birbirlerine paralel olarak aşağıya düşmüştür. Doğal olarak doğum oranları ve ölüm oranları arasındaki fark nüfus artışıdır. Ve bu nüfus patlamasının en belirgin yıllarıydı. Hatırlayın, bu her bin kişideki orandır. Bir bakıma yüzde bir gibi bir orandır. Nüfus arttıkça bu oranın temsil ettiği insan sayısı da arttıkça artar. Böylece bu size geçen sefer ya da daha önceki sefer gösterdiğim grafiği açıklar. Yine 1950'den 1990'a kadar her yıl eklenen insan sayısı artmaya devam eder. Bir sorunla ilerleyen derslerde göreceksiniz. Bu sorunu daha önce size göstermiştim. Fakat bunun ne olduğunu daha sonra konuşacağız. Bunlar dünyanın belli bölgeleri için verilerdir ve bu veriler birbirini anlamlı bir şekilde tamamlar. Avrupa'nın nüfus hikayesini anlatmıştık ve yine her zaman değil ama çoğunlukla ölüm oranlarının daha önce düştüğünü, daha sonra doğum oranlarının düştüğünü ve Avrupa'nın bir nüfus patlaması yaşadığını görmüştük. Şimdi size anlattığım gibi Avrupa nasıl bu aşamalardan geçtiyse 3. dünyada bu aşamalardan geçmektedir dersem bu doğru olmaz. Doğurganlık geçişlerinden iki tanesini karşılaştıralım. Şu İsveç. Şu da Meksika. Gördüğünüz gibi İsveç'te doğum ve ölüm oranları bir şekilde 1860'lara kadar şuralardadır. Ve Princeton projesi ciddi bir düşüşün bu bölgelerde 1870'lerde görüldüğünü bulmuştur. Ve sonra ölüm oranları zamanla sürekli olarak düşer ve doğum oranları düşer. Bu 1870 civarında başlar. Meksika'daki düşüşler ise 1970'lerde başlar. Yani bizim gelişmekte olan ya da 3. dünya ülkeleri dediğimiz ülkeler ile Avrupa'nın demografik geçişiyle bu ülkelerin demografik geçişlerinin başlangıcı arasında yaklaşık 100 yıllık bir süre vardır. Şimdi 100 yıl size çok uzun bir süreymiş gibi gelebilir. Ama bu rakamlar çok eskiden beri devam ettiği için insanlık tarihi anlamında 100 yıl aslında çok kısa bir süredir. Dikkat etmeniz gereken diğer bir farklılık ise bir dakika bekleyin. Karıştırdım. Karıştırdım. Umarım bütün gereken budur. Herhangi birinizde mucizevi bir şekilde bir lazer işaretleyici var mı? Yok, bu demektir ki bugün biraz sorun yaşayacağız. Ama sanırım bunu anlayabilirsiniz. Dikkat edin, İsveç'te her şeyin seviyesi daha düşüktür. Yani İsveç ve Avrupa ülkeleri daha düşük doğum oranlarıyla ve daha düşük ölüm oranlarıyla başlarlar. Yani o zaman bunlar zaten demografik geçiş başladığında Meksika'ya göre doğum ve ölüm oranları epeyce düşmüştü. Ölüm ve doğum oranlarının Meksika'da Avrupa'da olduğundan çok daha yüksek olduğuna dikkat edin. Şimdi bütün bunlar önemli ama şuradaki düşüşün aşamalı bir düşüş olduğuna dikkat edin. Yani İsveç'in bu değişikliklere uyum sağlaması için uzun bir zaman geçmesi gerekti. Diğer taraftan Meksika'nın ölüm oranlarındaki düşüşe bakın. Esasen aniden düşüyor ve sonra buna bir nesil verir. Doğum oranlarındaki düşüşe bakın. Gelişmekte olan ülkelerde bu tür şeylerin nasıl hızlı değiştiği en inanılmaz şeydir. Bunu Avrupa'daki değişim şekliyle karşılaştırın. Bu düşüşün çok hızlı olmasından dolayı ve şuradaki doğal gecikmeden dolayı diğer taraftan İsveç'te gecikme olabilir. Gecikmenin anlamı şudur ki düşüş çok hızlı olduğu için şimdi doğumlarla ölümler arasında büyük bir fark olmuştur. Şuradaki geniş alanı şuradaki daha küçük farkla karşılaştırın. Avrupa hiçbir zaman artışla yani her yeleklenen insan sayısıyla nüfusun oranı olarak başa çıkmak zorunda kalmamıştır. Bu hiçbir zaman gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi olmamıştır. Ve bu hızlı düşüşün sonucudur. Dikkat edeceğimiz bir başka şey doğal olarak zamanla İsveç'te doğum oranları ve ölüm oranları esasen eşitti. Ve İsveç'in nüfusu artık artmıyordu. Ve Dr. Teitelbaum'un dersinde dinlediğiniz gibi bu Avrupa'nın, Japonya'nın ve Doğu Asya ülkelerinin çoğunun bir bütün olarak karakteriydi. Bunun biz karikatürü ve birçok doğru şeyin yanında bir büyük yanlış gösterir. Şurada zengin ülkeler, onlar şurada başlar. Şu nüfustur. Nüfus büyümesinin artış hızı onlar daha erken başlar. Fransa'da oldukça erken başlar ve bu grafikte fakir ülkeler olarak gösterilen ülkelerde 100 yıl sonra başlar tepe noktası yükseliş yavaş, düşüş yavaş, yükseliş hızlı, düşüş hızlı. Tepe noktası şurada oldukça düşük. Tepe noktasında yaklaşık %1. Yani Avrupa'nın yaşadığı maksimum büyüme oranı %1'dir. Fakir ülkelerde ise bu oran %2,5 ve bazılarında %3'tür. Yani bu demektir ki demografik geçiş sürecinden çok hızlı geçen ülkelerde bunun yarattığı stres çok daha büyüktür. Bu neden oldu? Neden süreç gelişmekte olan ülkelerde çok daha hızlıdır? Biz deriz ki her bir ülke kendi geçişine ne kadar geç başlarsa geçişin hızı da o kadar fazla olur. Bu gayet açık bir olaydır. Her birkaç yılda bir dersiniz ki Çin ya da bazı başka ülkeler Kore, Tayvan şu ana kadarki en hızlı düşüş oranını gösterir ve birkaç yıl sonra yeni bir ülke gelir ve onların düşüşü bundan da hızlı olur. Bunun ana nedenlerinden birisi doğum kontrolü şuralarda bir yerde keşfedildi. Doğum kontrol hapı, diyafram, bütün bunlar bazıları en geriye kadar şuraya kadar gider. Fakat modern metotlar, hap gibi gerçek modern metotlar 1960'larda bulunmuştu. Bu gelişmekte olan ülkelerin doğum kontrolü yaptığını gösteren bir grafiktir. Şurada doğum kontrolü kullanımı yaygınlığı var. Çocuk doğuracak, yaştaki kadınların doğum kontrolü yapanlarının yüzde oranı oldukça çeşitlilik gösterir. %10'dan %70'e kadar. Amerika ise %60 ila %70 aralığındadır. Dikkat edin toplam doğurganlık oranı eğer o ülke doğum kontrolü kullanmıyorsa doğurganlık oranı çok yüksektir. Daha fazla doğum kontrolü kullandıkça doğurganlıkları aşağı doğru düşer. Gelişmekte olan ülkelerdeki mekanizma doğum kontrolü yöntemlerinin kullanılmasıdır ve çoğunlukla modern yöntemler kullanılır. Diğer taraftan Avrupa geçiş sürecini yaşarken neredeyse hiçbir doğum kontrolü aracı yoktu. Bazı tür kondomlar yeni yeni ortaya çıkıyordu fakat modern kimyasal metotların hiçbiri ya da daha iyi engel oluşturan araçlardan hiçbiri yoktu. Yani gelişmekte olan ülkelerde bu değişim neden çok hızlıdır sorusunun cevabı bilimin orada artık hazır kullanılabilir olması tıbbi personelinin varlığındandır. Ölüm oranlarının hızla düşmesi de yine Avrupa'nın geliştirmiş olduğu tıbbi uzmanlığın hızla diğer bölgede yayılmasındandır. Aşılar, vitaminler, virüsler bunların hepsi Avrupa'daki geçişlerden önce keşfedilmişti. Bu konudaki bilgi kadar önemli olan bir şey de sivil hükümetlere karşı olan davranış biçimiydi. Yani devlet vatandaşlarının sağlığından sorumluydu. Bu bir hediye değildi. Birçok ülkede tarih boyunca devlet açgözlü davranırdı ve tek düşünce çiftçilerden olabildiğince yüksek miktarda vergi almaktı. Çiftçiler bir bakıma insan değildi ve bu vergileri kullanarak ordu kurarlardı ve topraklarını genişletmeye çalışırlardı. Devletin halk için var olduğu sivil devlet düşüncesi oldukça yeni bir düşüncedir. Ve devletin yapmaya çalıştığı temel şeylerden birisi halk sağlığıdır. Daha sonra doğal olarak teknoloji, bahsettiğim doğum kontrol araçları iletişim yoluyla yayılır. Daha sonra size bir slide göstereceğim. Davranış değişikliği büyük ölçüde televizyonda gördükleriniz, radyodan duyduklarınız, gazeteden okuduklarınız tarafından tetiklenir. Şempanzelerde olduğu gibi biz çok toplumsal bir türüz. Her zaman kabul edilebilir olan şeyin ne olduğunu öğrenmeye çalışırız. Ne tür bir davranışın kabul edilebilir olduğunu öğrenmeye çalışırız. Dedikodu muhtemelen bundan söz ettim. İnsanların birbirlerine söyledikleri şeylerin çoğu dedikodudur ve dedikodunun fonksiyonu kabul edilebilir davranışın ne olduğunu öğrenmeye çalışmaktır. Bu yüzden kitle iletişim araçları mesela bu durumda insanlara ideal aile iki çocuklu olur mesajı vermekte oldukça önemlidir. İnsanlar Amerikan televizyonlarını izler, Amerikan ya da Japon filmlerini izler ve ne görürler? İki çocuklu zengin insanlar. Diğer taraftan eskiden zengin olabilmek için 8 çocuk yapmanız gerektiğini söylerlerdi. Bu yüzden düşünceleri ve algıları değiştirmede medya oldukça önemlidir. Ayrıca belki şimdi değil ama uzun bir zaman Batı gelecek olarak görülüyordu. Modernizm Batı'ya çok saygı duyuluyordu ve bütün dünyada seviliyordu. Bu küçük aile yapısı Batı'nın özelliğiydi çok sayıda insan batılı gibi olmaya çalıştı. Bir saygınlık vardı. Doğal olarak aile planlama programları, batının aile planlaması programları ile ilgili uzun bir tecrübesi vardı. Amerikan Margaret Sanger'ın yazdıklarını, İngiltere'den Maria Stopes'un yazdıklarını okudunuz. Bunlarda insanlar uzun süre bunlarla mücadele etmiştir ve sonunda diğer tarafa geçip kendi doğurganlıklarını kontrol etmek istediler bir bakıma tıbbi olarak ve kültürel olarak batılılar bu doğurganlık geçişlerinin deneme tahtasıydılar ve bu batıda bitince ve mükemmelleştirilince bir şekilde toplu olarak gelişmekte olan ülkelere transfer edildi. Doğurganlık geçişleriyle ilgili bir diğer şey şudur ki elde edebildiğimiz istatistiklerde gördüğümüz gibi şimdilerde geçiş hem demografik anlamda daha yoğundur hem de duygusal anlamda daha yoğundur. Bu derste şu an itibariyle kesinlikle emin olduğunuz gibi seks ve üreme ile ilgili çok güçlü toplumsal normlar vardır. Ve eğer bu normlar değişmeye başlarsa bu bir kültürün en önemli temellerinden birine saldırır. Ve bu kültür içerisinde çok fazla çatışma olmaksızın gerçekleşmez. Batı'da bunun üzerinde çok tartışmalar yapılmış olmasına rağmen bireysellik düşüncesi yani insanların kendi başlarına hareket edip kendi isteklerine göre karar vermesi düşüncesi gelişti. Bunun bir anlamda uzun bir tarihi vardır ve bu bir şekilde Adam Smith tarafından ekonomi için formüle edilmiştir. Yani eğer herkes piyasaya çıkar ve olabildiğince zengin olmaya çalışırsa bu herkes için mükemmel bir şey olur. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda insanların bireysel değil toplumsal davranışları vardır. Oralarda çoğunlukla mesela yanlış bir Çinliyle ya da Hindistanlı ile konuşursanız isteklerin en küçük ünitesi ailedir. Onları kendilerinin ne istediğini düşündürmek oldukça zordur. İstekler ailenin, köyün ya da daha geniş bir toplumun istekleridir. Bireysellik yoktur. Kuralları değiştirmeye çalıştığınızda batılı olmayan toplumlardaki normları ya da modern dönem öncesindeki batı toplumlarındaki normları bu toplumlar insanları kontrol etmede çok güçlüdürler. İnsanların gidip kendi işlerini yapma eğilimi pek yoktur. Onlar çok güçlü bir toplumsal kontrol altındadır. Doğal olarak eğer seks hakkında konuşuyorsanız bu kontrolü 2-3 katına hatta 4 katına çıkarabilirsiniz. Okumalarından birisi Onu bu akşam mı okuyacaksınız yoksa halen okudunuz mu bilmiyorum. Öldürülen bir Filistinli kadınla ilgilidir. Okudunuz mu? Halen okumadınız mı? Nedir o? Bir Filistinli kadının sadakatsiz davrandığından şüphe edilmişti. Herhangi bir kanıt yoktu ve onun küçük kardeşi uzun yıllar onu arayıp bulduktan sonra öldürdü. Bu makalede anlatılan çok kederli bir hikayedir. Fakat eski toplumsal normların ne kadar güçlü ve duygusal olduğuna, bu normları çok hafifinden olsa bile delmeye çalışanların nasıl öldürülebileceğine dair size bir fikir vermektedir. Ürdünlü bir kadın 2003 yılında bir kitap yazdı. Adı Hunter Lost'tur. Kitapta en iyi arkadaşından bahsediyordu ve kitabı yazması için onu tetikleyen şey şuydu. Arkadaşı, akrabası olmayan bir adamla halk arasında yürürken görülmüş. Orada halk arasında kötü bir şey yapmadan biliyorsunuz ki caddede hiçbir şey olmuyordu. Bu sadece görülmüştü. Ve caddede akrabası olmayan bir adamla yürümesi ailenin onurunda o kadar büyük bir lekeydi ki kadının babası onu göğsünden 12 kez bıçakladı ve ambulans çağırmadan başında ölmesini bekledi. Bir erkek kardeşe, bir kız kardeşi ya da bir babaya kendi kızını öldürten kültürel normların gücünü düşünün. Bu en son durumda babanın kızını öldürdüğü durumda aile fakir değildi ve Müslüman değildi. Olay Ürdün'de geçmesine rağmen onlar orta sınıf bir Katolik ailesiydi. Yani bunun anlamı bu kültürlerde hiç kimse Katolikler Ürdün'de orta sınıf azınlık bir topluluk olmasına rağmen kültürel normların yaptırımlarından kaçamaz. Onlar da diğerleri gibi kültürel kurallara uyarlar. O kitabın yazarı bunun binlerce kadının başına geldiğini iddia etmektedir. Yani binlerce kadın namus cinayetlerinden ölmektedir. Ölmektedir. Şimdi bunlar tabii ki Orta Doğu'yla sınırlı değildir. Derste birkaç hafta sonra bir yazı okuyacaksınız. O yazıda Hindistan'da bir kadının kendisini öldürmekte ısrar eden kayınbabası ve kendi öz babasının tecavüzüne uğradığını yazar. Bütün kültürler böyle değildir. Kadınlara kuralların ötesine geçme konusunda hiçbir şans tanımayan bu çok katı kuralı mesela her şeyin tamamen serbest olduğu Çin'in Na kabilesi ile sanıyorum bunu okudunuz ya da Japonya'da kadınları kadınlarıyla karşılaştırın. Onu henüz okudunuz mu? Yine orada da çok fazla cinsel özgürlük vardır. Yani bütün kültürler aynı tür kurallara sahip değildir. Fakat hepsinde kültürel kurallar vardır ve bu kuralları delenler cezalandırılacaktır. Batı ile doğunun geçişlerinde farklı olan bir başka şey ekonomik zorluklardır. Geçiş zamanında 3. dünya ülkelerinin yaşadığı fakirlik, Avrupa'nın geçiş döneminde yaşadığı fakirlikten çok daha kötüdür. Eğer fakirseniz ve fakir ülkede iyi yönetmeyen bir hükümetin olduğu yerde yaşıyorsanız, her şey sizin için daha zor olacaktır. Okuma parçalarınızın arasında Tanzanya'dan bir sayfalık bir haber başlıklarının toplandığı bir yazı var. Ve orada Tanzanya'nın doğurganlığı yüksek olduğu ama düşmeye başlamak üzere olduğu bir zamanda yaşamakta olduğu bütün sorunları görürsünüz. Büyüklük hariç istatistik olarak geçişlerine 1960'larda başlayan ülkelerin geçişlerine 1860 yılında başlayan ülkelerden çok çeşitli şekillerde çok farklı göründüğünü biliyoruz. Sayısal olarak da eğer bir nüfus artışı döneminden geçiyorsanız soru şudur. Nüfusunuz geçişin başlangıcından sonuna kadar devam eden süreçte ne kadar artmış olacaktır? Avrupa'da bunun 1870'te başladığını ve 1930'da bittiğini okuma parçalarını söylemektedir. Ve bu süre içerisinde Avrupa'nın nüfusu 4 kat artmıştır. Nüfus 4 katına çıkmıştır. O zamanlar gelişmekte olan ülkelerin nüfusları sabit de. Fakat gelişmekte olan ülkeler aslında Hindistan tahmin edebildiğimiz kadarıyla en az artışlardan birine sahip ve nüfus 4-5 kat artmıştır. Yani bir anlamda Avrupa'nın en fazla artışı kadar. Avrupa'da hiçbir ülke 4 kattan fazla artmamıştı ve gelişmekte olan ülkelerin en az artışı olanlardan birisi olan Hindistan'ın nüfusunun 4-5 kat artmasını bekliyoruz. Meksika bu süreçte 7-10 kat büyüyecek. Kenya 15 kattan daha fazla büyüyecek ve yine burada geçişlerine başlayan ülkeler orta derecede fakirdir. Meksika daha iyi durumdadır. Fakat Kenya kesinlikle değil. Hindistan biraz daha iyi durumda. Şimdi bu ülkeler 5, 6, 7, 8, 9, 10 kat daha fazla nüfusla baş etmek durumundadırlar. Bu çoğaltıcı etkilerden dolayı dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların oranı önce bir yöne sonra diğer yöne kayar. Ölüm geçişlerinden önce Avrupalılar, dünya nüfusunun yüzde 18'ini temsil ediyordu. Bu oranın en fazla olduğu zamanda Avrupa ve Amerika'daki, Avustralya'daki, Yeni Zelanda'daki vesaire Avrupalı insanların dünya nüfusu içerisindeki payı iki katına çıkmıştı. Aslında iki katını da geçmişti. Yüzde 18'den yüzde %35 35'e çıkmıştır. Yani Avrupalılar büyük bir nüfus değişimi sürecinden geçiyordu. Şimdi 1995 itibariyle Avrupa'da nüfus artışı olmadığı için ve gelişmekte olan ülkeler hızla arttığı için Avrupa'nın oransal değeri tekrar %18'e gerilemiştir. Şimdi bu rakam 1995 oranıydı ve o zamandan beri gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı hızla devam etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu göreceli nüfus oranı Avrupa'ya göre tarihte görülmemiş bir şekilde belki de insanlar Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya göç etmeye başladıkları dönem dışında artmıştır. Şimdiye kadar Avrupa nüfusunun artacağına dair bir işaret yoktur. Neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde doğurganlık oranı 2.1'in altına düşmüştür. Ve eğer bu şekilde devam ederse bunlar doğal olarak tamamen yok olacaklardır. Düşünce odur ki zengin ve fakir ülkeler arasında bir denge söz konusu olacaksa gelişmiş ülkelerdeki doğurganlık oranlarının yükselmesi gerekmektedir. Ancak bunu beklemek için herhangi bir gerekçemiz yoktur. Bu önemli bir faktördür. Çünkü eğer gelişmekte olan ülkeler fakirlikten kurtuluyorsa Batı'nın yardımları yine aynı şey. Bu derste söylenen her şey tartışılmalıdır. Bu yardımlar bu ülkelere ne kadar yardımcı olmaktadır? Bazı durumlarda bunun çok önemli bir yardım olduğu ile ilgili herhangi bir kuşku yoktur. Yani eğer gelişmiş ülkelerde bu yardımları yapacak kimse kalmazsa Gelişmekte olan ülkeler kendilerine yardımcı olan bir destekten yoksun kalacaktır. Demografik geçişin sayısal yönü üzerinde durduk. Ancak gelişmekte olan ülkelerin geçişini Avrupa ülkelerininkile karşılaştırdık. Ama başka bir şeyle karşılaştırmadık. Dediğim gibi dünya nüfusu yılda yaklaşık 70-80 milyon artmaktadır. Soru şudur. Eğer bu artışın bir şekilde duracağını düşünürsek bir nüfus patlamasını neler durdurabilir? İyi şeyler de vardır, kötü şeyler de vardır. İyi ihtimaller ve kötü ihtimaller. Üzerinde uzun süredir düşünülen kötü ihtimaller bir Açlık yani insanlar açlıktan ölmeye başlayacak. AIDS insanlar AIDS'in ya da savaşın nüfus patlamasını durduracağını hep söylemiştir. Bu faktörlerin büyüklükleri ile ilgili olarak size bazı fikirler vermeye çalışacağım. Açlık. Açlığın ortaya çıkma şekillerinden birisi şöyledir. Bir ülke çok büyük bir kuraklık yaşar ve kısa süreli şiddetli bir kıtlık olur. Ancak asıl mesele bu değildir. Bütün dünyada insanlar ve özellikle çocuklar yetersiz beslenir ve bu yetersiz beslenmede hastalıklara sebep olur. Bu istatistikleri elde etmek ve toplamak çok zordur ve sonunda elde ettiğiniz rakamlar kimlerle konuştuğunuza bağlıdır. Ben bir sağlık dersi okutuyordum. Bir dizi ders yaptık ve uluslararası bulaşıcı hastalıklar Profesör olan Michelle Berry dersini benden önce anlattı ve ortamı görmek için onun dersine gittim o değişik hastalıklardan milyonlarca ölüm olduğunu anlatıyordu. Ders tıp öğrencilerine veriliyordu ve tıp öğrencilerinin bu konuda hiçbir bilgisi yoktu ve olup bitenin büyüklüğü karşısında tamamen şok olmuşlardı. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde. O değişik hastalıkları sıralıyordu. Bildiğiniz gibi AIDS o zaman belki yılda 2 milyondu. Belki 3 milyon olup da aşağıya düşüyor olabilir. Sıtma ve verem her biri 1-2 milyon ölüme sebep alıyordu. Vesaire. Bunlar dünyadaki ana öldürücü hastalıklardır. Bir sonraki hafta ben gittim ve dedim ki, biliyor musunuz, yetersiz beslenmeden her yıl X milyon sayıda ölüm vardır ve onlar şok oldular. Çünkü verdiğim rakamlar Doktor Bir'inin verdiklerinden daha büyüktü. Dedim ki, bildiğiniz gibi bunlar geçen hafta duyduğunuz ölümlerin aynısıdır. Asıl olan aşağı yukarı sayıyı hatırlamıyorum. Aşağı yukarı eğer vermem için bir cilt testi yaptırırsanız 3'te 1'den yarımıza kadar bir kısmımız veren mikrobuna yakalanmışızdır. Yani ona karşı antikorumuz vardır. Yani bir şekilde verem olmuşuzdur. Eğer Hindistan'a giderseniz daha fazla insan bu hastalığa yakalanmıştır. Ama hasta olanların oranı çok çok daha yüksektir. Neden? Yetersiz beslenmeden. Yani bütün hastalıklar eğer yetersiz beslenirseniz bağışıklık sisteminiz ve diğer sistemleriniz mikroplarla savaşamaz ve hasta olur. Çoğunlukla da ölürsünüz. Bir ölüm gördüğünüzde diyelim ki veremden bu ölümün sebebi verem bakterisi midir yoksa yetersiz beslenme midir? Dünya Sağlık Örgütü ve başka birçok grup bütün bunlardan olan ölümlerin yaklaşık yarısının esas sebebi yetersiz beslenmedir. İnsanlar hastalığa yakalandıklarında ölümler olur. Ancak insanlar aç olduğu için aslında ölüm iki kat fazla gerçekleşir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı'nın verilerine göre her gün 25 bin insan açlıktan ölür. Bugün 25 bin insan açlıktan ya da yetersiz beslenmeden ölecek. Bu çok büyük bir rakamdır. Yani yılda 9 milyon ölüm eder. Bir hesap yaptım. Bu ders boyunca dünyada 1300 insan açlık ya da yetersiz beslenmeden ölmüş olacak. Gerçekten çok ciddi bir sorun. Ölümlerin çoğu. Evet. Bu ders boyunca kaç kişi doğmuştur? Efendim? Bu ders boyunca kaç kişi doğmuş olacak? Bu da çok büyük bir sayı, ölümlerden daha çok. Bunu gördük. Sen bunu kendi başına hesaplayabilirsin. Doğum oranları, ölüm oranlarında yaklaşık 3 kat, iki buçuk kat daha fazladır. Fakat bu sadece o değildir. Toplam ölümlerin iki katını alırsın. Bu yani açlık ya da yiyecek azlığında ölümlerin iki katını alırsın. nüfus halen artmaktadır. Bahse girelim. Gördüğünüz gibi çünkü doğumlar ölümlerden çok fazladır. Ve bununla ilgili veriyi size daha önce göstermiştim. Sorunun yanıtı. 75 dakikada yaklaşık 20 bin bebek doğar. Gelişmekte olan ülkelerde besin yetersizliği çocuk ölümlerinin en önemli sebebidir. Ve okuduğunuz rakamlar her yerde görülür. Benim aldığım bir rakam yılda 13 milyon ölümdür ve bundan daha düşük rakamlar da gördüm. Dünya Bankası'nın Milenyum Hedefleri, bu büyük Milenyum Hedefleri hikayesini bilirsiniz. Bütün dünya nereye gidecekti? Tekrar söyle. 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin yarısı yetersiz beslenmedendir. Toplamda bütün sebeplerden dolayı yılda 13 milyon çocuk ölmektedir ve farklı çalışmalar bunun yarısı ile üçte biri arasındaki bir kısmının yetersiz beslenmeden öldüğünü söylemektedir. Yetersiz beslenme nasıl bir şeydir? Bunu görmüş olabilirsiniz. Bu kaşorkor. Kaçınız daha önce bunu duydu? Bu çok yaygın bir şeydir. Bu her yerde görülür ve çok çok yaygındır. Ancak biz bunun sebebini bilmeyiz. Eski bir hikaye bunu şöyle anlatır. Bu bir protein eksikliğinden kaynaklanan hastalıktır. Protein albümin üretir ve albümin kandaki ve dokulardaki suyu tutar. Ve siz su tutamadığınız zaman bu dokularınıza gider ve yayılır. Fakat şimdilerde başka birçok teori daha vardır. Ve gerçekten kaşorkor hastalığının gerçek nedenini bilmiyoruz. Yetersiz beslenmeden olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili herhangi bir şüphemiz yok. Ancak yiyeceklerde neyin olmamasından bunun ortaya çıktığını tam olarak bilemiyoruz. Başka şok edici bir şey. Şimdi size bazı şok edici resimler ve kederli bazı şeyler göstereceğim. Ancak bunları görmek önemlidir. Şunu görmüştünüz. Bu bir Amerikan misyoneri ya da yardım çalışanı. Hangisi olduğunu bilmiyorum. İşte bu onun bebeği ve bu da şu çocuk. İkisi de Afrika'da 6 aylık bebekler. Olan başka bir şey şudur ki nüfus büyüklüğünde en güçlü insanlar en iyi arazi alır. Ve daha güçsüzleri daha kötü arazilere doğru iterler ya da az nüfus ya da az şiddet ya da her ne sebeple olursa olsun ya da teknolojik olarak daha az gelişmiş kişileri çöl gibi daha marjinal alanlara doğru iterler. Şurası Mali'de eskiden Afrika'nın en büyük gölünün olduğu yerdi. Sonra periyodik olarak klimatik koşullardan geçti. Her seferinde biraz daha kurur. Her seferinde kuraklık yaşar. Fakat onların burada yaşamaktan başka seçeneği yoktur. Çünkü eskiden daha güçlü olan insanlar onları bu çöl gibi alanlara doğru gitmiştir. İşte bu nüfus patlamasının sonuçlarından biridir. Avrupa'da yeni çiftçilerin tepelik alanlara doğru, daha az verimli alanlara doğru gitmek zorunda kaldığını size söylemiştim. İşte onlar bu kurak bölgede normal yıllarda ayakta kalabilirler. Fakat sonra bir kuraklık gelir ve bu tür şeyler olur ve doğal sonuç bu. Bu sanıyorum 9 yaşında bir erkek çocuğudur. Sadece 6 kilo ve bu çocuğu hayata tutmak neredeyse imkansızdır. Şurada gerçekten çok üzücü resimlerden birisi. Amerika'da nüfus ve doğurganlık ve aile planlaması ile ilgili politik söylemde annelikle ilgili çok şey söylenir. Anneliğin ne kadar mükemmel bir şey olduğu. Her şey fakat görmeniz gerekir. Onu koymamışım. Yanlış resim koymuşum ki belki de bu sizin için daha iyidir. Şimdiye kadar çok sayıda resim gördünüz. Değişik kuruluşlar sizden bu insanlara yardım etmenizi isterler. Bu resimlerden çokça gösterirler. Bu resimlerle ilgili olan tartışmalardan birisi bu resimlerin fakir ülkelerdeki insanları çaresiz olarak göstermeleridir ki bu doğru değildir. Bu ülkelerde insanların kendi kendilerine yardım etmek için yaptıkları çok şey vardır. Bunlar çok güçlü olabilirler. Çok zeki insanlardır ancak ellerindeki kaynaklar çok sınırlıdır. Sonuç olarak denebilir ki yetersiz beslenmeden olduğunu düşündüğümüz ölüm sayılarını ve nüfus artış sayılarını göz önüne aldığımızda nüfus artışını açlıkla dengelemek istersek yani doğumları ve ölümleri açlıkla dengeleyecekse o zaman Açlıktan ölenlerin sayısı yaklaşık olarak 8 kat artmalıdır. Bir sonraki şey hastalıklardır. Korkunç üçlü çözümümüzün ikincisi hastalıklardır. Hastalıklar 2008 yılında yaklaşık olarak 2 milyondan yükselerek 3 milyon insanı öldürdü ve bu tepe noktasıdır. Öyle görünüyor ki antivirüsler ve çeşitli halk sağlığı tedbirleri nedeniyle bu rakam aşağıya düşmüştür. Rakamlar halen değişmektedir. 2007'nin sonunda Birleşmiş Milletler belli ülkelerden daha iyi veriler elde etti ve bunlar AIDS virüsüne yakalanan insanların sayısını 6.3 milyon düşürmüştür. Yaklaşık 33 milyon insan AIDS'e yakalanmıştır ve bunlar ilaçlar biraz daha uzun yaşamalarına yardımcı olsa da tahminen belli bir süre sonra ölecektir. Dikkat ederseniz 33 milyon dünyadaki bir yılda olan nüfus artışının yarısından daha fazladır. Demografik olarak bunun çalışma şekli nispeten eski veriler. AIDS'in en yaygın olduğu dönemde Sahra Altı Afrika'daki etkisi budur. AIDS'li veya AIDS'siz durum. Mor renkte olan nüfusun AIDS olmaksızın büyümesinin modelidir. Yani AIDS yokmuş gibi. Sonra AIDS, esasen AIDS bu kadar insanı öldürür. Şu doğumları engeller. Ancak AIDS'in en çok etkilediği bölge olmasına rağmen Sahra altı Afrika'da halen önemli bir nüfus artışı söz konusudur. Şu en kötü senaryolardan birisidir en kötü senaryografiyi yaptılar ve işlerin olabilecek en kötü durumunda olması halinde ne olacağını hesapladılar. Bu grafiği bütün dünya için yaptığınızda kıtalarda birçok gizli farklılık vardır. Burası Uganda'dır ki AIDS'e çok aklı başında tepkiler vermiştir. Ve AIDS ile nüfus bu kadar olacak ve AIDS olmaksızın bu kadar olacaktı. Fakat nüfus artmayı devam etmektedir. Herhangi bir durumda Güney Afrika'da ki AIDS'in gerçekten çok kötü etkilediği bir alandır. Nüfus AIDS olmaksızın şu kadar olacaktı ve nüfus artışının AIDS'in sonucu olarak şuraya inmesi beklenmektedir. Bazı ülkelerde AIDS'in önemli demografik etkileri vardır. Fakat Sahra Altı Afrika'da çok büyük bir etki söz konusu değildir. Dünyanın geri kalanında rakamlar en azından şimdiye kadar çok daha küçüktür az bir etki söz konusudur. Bu istatistikler arasında kaybolabilir ve biz dünyada kaç insan olduğunu, nüfusun ne kadar hızla büyüdüğünü ve eğitim bu rakamlar arasında kaybolduğunu görürüz. Demografik bakış açısı ile bir öldürücü olarak AIDS önemlidir. Şimdi size AIDS'in öldürdüğünün iki katı kadar yani 1.6 milyon insanı öldüren bir şey göstereceğim. Bunun ne olduğunu asla tahmin edemezsiniz. O şudur. Pişirme ocaklarından çıkan duman. Gelişmekte olan ülkelerde, fakir ülkelerde insanlar şu şekilde pişirir. Burada duman odayı doldurur. İnsanların ciğerlerine dolar ve her türlü hastalığa sebep olur. Ve tahminler o ki bu 1.6 milyon insanı öldürür. Bu rakamda veren ve sıtmayla karşılaştırılabilir bir rakamdır ve eğitsin yaklaşık yarısı kadardır. Bu dumana bir çözüm geliştirdiler ve çözüm bir sobadır. Dumanı alır ve bu tür bir dumandan kurtulursunuz. Şu gördüğünüz sobaların biri 10 dolara mal olur ve bunlar AIDS'ten ölenlerin yarısı kadar ölümü engeller. Dünya sorunlarının büyüklüğünü anlamak istiyorsanız sorunun büyüklüğüne ve çözümün büyüklüğüne dikkat etmeniz gerekir. Sorunu çözeceği kesin olan 10 dolarlık bir şey var. Diğer taraftan virüs ilaçları çok daha pahalıya mal olur. Siz bu iki grup insandan hangisini korumaya çalışırsınız? Eğer sınırlı bir paranız varsa 10 dolara kurtarılabilecek birisini mi kurtarırsınız yoksa 1000 dolara kurtarılacak birisini mi? Demografik bakış açısı ile sorun neredeyse toplam ölümlerden daha kötüdür. Çünkü sıtma uzun zamandır insanları öldürmektedir. Veren ve bütün bunlar çok kötü durumlardır. Tabii ki her ölüm kötü ölümdür. Ama AIDS insanları hayatlarının bir bakıma baharında öldürür ve yaş yapısında bir oyuntu meydana getirir. Bunlara bağımlı yaşayan çocuklar vardır. Yetişkinler çalışır ve yaşlı bağımlılar vardır. Eğer çalışan nüfusunuz ölürse geriye bakacak kimsesi olmayan çocuklar kalır. Ekonomik olarak destekleyecek kimsesi olmayan çocuklar ve bakacak kimsesi olmayan yaşlı insanlar geriye kalır. AIDS'ten olan doğrudan ölümler korkunç bir şeydir. Fakat topluma bakanların ölmüş olması etkiyi çok fazla katlamaktadır. Bulabildiğim en son rakamlar olan 2001 verilerine göre Afrika'da AIDS yüzünden 12 milyon çocuk yetim kalmıştır. Siyasi sığınmacılarla ilgili çok çeşitli şeyler yaparız. Ama bu rakam siyasi sığınmacıların yaklaşık 3 katı kadardır. şimdiye kadar açlığı ve hastalıkları gördük. Ve son göreceğimiz rakamlar savaşlarla ilgili olacak. Siz kokteyllerdeki konuşmalarda bazı savaşların en son savaş hangisi ise onun ölüm ve doğumlarından geleceğini duyarsınız. Duyduğumuz en kötü şey atom bombasıdır ve atom bombasının öldürdüğü insan sayısını bilip bilmediğinizi bilmiyorum. Fakat Hiroşima bombası 75 bin kişiyi ve Nagasaki bombası da 25 bin kişiyi öldürmüştür. Toplamda iki hızlı patlamada 100 bin kişi öldü. Dünyada nüfus yaklaşık olarak günde 200 bin kişi artmaktadır. Bunun anlamı şudur ki eğer tahmin edersek bunların hepsi tahminden ibarettir. Eğer doğumlar ve ölümleri savaşçılarından geleceğini düşünürsek bu demektir ki her gün doğan insanları öldürerek nüfusu dengelemek için iki Hiroşima ve iki Nagasaki bombası atmanız gerekir. Yani bu da nüfus azaltmaz. Sadece sabit tutar. Size bu korkunç rakamları vermemdeki amaç olayın büyüklüğünü size gösterebilmektir. Bu durumun bu kötü afetlerden birisi gerçekleşinceye kadar şahlanmış bir şekilde artması düşünülemez bir şeydir. bir çözüm olmak zorundadır. Bir şekilde bu çözümü bulmak zorundayız. Şimdiye kadar geçen derse kadar falan ben ilahi bir tonda konuştum. Nüfus patlaması yüzünden dünyanın sonu gelmektedir. Fakat tam aksi yönde meşhur bir deyim vardır. Bir şey sonsuza kadar gidemezse gitmeyecektir. Sanıyorum bunun olma ihtimali yüksektir. Ve bunların bazılarını geçen dersimizde size anlatmıştım. Ve şimdi bunlarla ilgili biraz daha konuşacağım. Şimdi şu iki mülakatı düşünün. Bunlardan birisi sizin okumalarınızda vardır. Mali'den 1983 yılından Sitan. Sitan doğum kontrol haplarını duymuş olan bir kadındır fakat onları kullanmamıştır. Raportör. Sitan, kaç çocuk daha yapmak istiyorsun? Sitan. Aa, ona ancak Allah karar verir. Raportör. Sen bütün hayatın boyunca kaç çocuk sahibi olmak istersin? Sitan. Rakamı bilmiyorum. Allah doğumlarımı bitirdiğinde raportör. Kaç erkek ve kaç kız çocuğu yapmak istiyorsun? Sitan. Çocukları bana veren Allah'tır. Çocuk verip vermeme kararı onun olduğuna göre sen çocuklarla ilgili bir karar veremezsin. Bunlardan bazılarını okudunuz. Bu farklı bir ülkedir, farklı bir zamanda fakat bu yaygın olmayan bir davranış biçimi değildir. Özellikle doğumların kontrolü, kadınların bilinçli seçim yapma hesabı içerisinde değildir. Şimdi Bangladeş'te ki yine bu ülkelerin her ikisi de Müslümandır ama Bangladeş daha muhafazakar Müslüman ülkedir fakirlik biraz daha iyi duruma gelmektedir ama neredeyse aynıydı. Yani bazı sosyoekonomik göstergeler her iki ülkenin de yaklaşık aynı olduğunu göstermektedir. Ancak Bangladeş'teki hükümet çok farklıdır. Orada hükümet çok erkenden aile planlamasını yaygınlaştırmayı kararlaştırdı ve uluslararası kuruluşlar da yardımcı oldu ve biz de size yardım edeceğiz dediler. Şimdi 18 yaşında Şamiran adlı bir kızla yapılan başka bir mülakat var ve o daha yeni doğum kontrolü diye bir şey olduğunu öğrenmiştir. Onun bunu bilme sebebi, bunu okuyacaksınız. Bangladeş'teki aile planlaması programı ve sonuçlarıyla ilgili okuma parçanız var. Dediğim gibi Bangladeş çok tutucu bir ülkedir ve kadınların genellikle evden dışarı çıkarak tıbbi hizmet almalarına izin verilmez. Sadece gidip bu tür şeylerin konuşulduğu kadın toplantılarına katılmak isterler. Hayır, bunu yapamazlar. <laughs> Bangladeş'teki hükümetin aile planlaması programı ve özel aile planlaması programı toplum içerisinde kendileri de doğum kontrolü yapan yüksek sınıf kadınları çalıştırdı. Bunların çalıştırılmasının iyi olacağı düşünüldü ve bunlar kendileri evlerinden çıkamayan fakir kadınların evlerine gönderildiler. Bu bir çeşit eğer daha Muhammed'e gelmezse Muhammed daha gider gibi bir şeydi. Muhammed daha gidecekti. Köydeki herkes Muktima isimli kadını tanıyordu ve o bir sağlık çalışanı olarak düşünüyordu. Ve doğum kontrolünü kabul eden halasına düzenli olarak gelip doğum kontrol hapı veriyordu ve kızlar onu böylece tanımıştı. Fakat onlar bunu gerçekten anlamıyorlardı. Ve Şamiran gidip halasına sordu. Ve halası ona bir şeyler söylemeyi reddetti. Çünkü yine toplumsal muhafazakarlık. Yani bu tür şeyler ona sadece evlendiğinde anlatılacaktı. Ve o bunları bilmemeliydi. Çocuk ne yaptı? Dünyanın geri kalan her yerindeki çocuklar gibi okula gider ve orada arkadaşlarıyla konuşur. Ve onların hepsi doğru yanlış bazı bilgileri alırlar ve bu bilgileri bir araya getirirler. Bunlardan bazıları Muktima'yı tanıyordu. Bazıları tanımıyordu. Pardon. Köyde herkes onu tanır demiştim ama herkes tanımaz. Ama kızın halası ondan doğum kontrol hapı aldığı için onu tanıyordu ve bütün okul arkadaşları konuyla ilgilendiler. Kızlardan biri "Ben de onun gibi çalışmak istiyorum. Ona bakın. Sarisini giyer ve bütün mahallelere gider." Kız kardeşim bana iyi para kazandığını da söyledi. Bazıları da şunu dedi. Fakat benim babam ve büyük annem onun iyi bir kadın olmadığını söylediler. Şamirhan şöyle yanıt verdi. Büyük anneler ve babalar her zaman zamanı gerisindedir. Onlar çocukların okula gönderilmesini istemez. Ben onların fikrini dikkate almak istemem. Ben Muktima'nın işini seviyorum ve doğumlarımı kontrol etmek için hap alacağım. Bazı kızlar şöyle dedi. Evet bu hapı almalıyız ki çok çocukla çok sorun yaşamayalım. Az sayıda çocukla sarılarımızı güzel ve temiz tutabiliriz. Sonra hep beraber gülüştüler ve bu mülakatı bitirdi. İşte bu bir eski ve yeni nesil çatışmasıdır. Kızların kendi çıkarları söz konusudur ve eski nesilin de kendi çıkarları söz konusudur. Ve bunları genç nesle empoze etmeye çalışmaktadırlar. Bu çok açık bir çatışma durumudur. Kızlar çok çocuk yapmanın birçok sonra sebep olduğunu görmektedir. Ve büyük anneleri ve anneleri gibi çok çocuk yapmak onların ilgisini çekmemektedir. kızların ilgisini çeken temiz sarılar içerisinde güzel görünmektir. Para kazanabilmek ve değişik mahallelere gidebilmeyi istemektedirler. Yaşlı nesil onları okuldan uzak tutmak istemektedir. Bu bilginin onlara ulaşmasını istememektedirler ve onları eski gelenekler içerisinde tutmak istemektedir. Bu toplumdaki kızlar güçsüzdür. Çünkü evlilik yaşı yükselmiş olsa da Şamiran 18'indeydi ve geleneksel olarak evlenmemiş bir kız için bu çok fazla bir yaştı sonunda evlenecekti. Kocasının evine gidecekti. Kocası da belki de onun kadar genç birisi olacaktı ve onun da söz hakkı olmayacaktı. Kocasının annesi üreme konularında, tıbbi konularda söz sahibi olacaktı ve hem anne hem de gelin büyük ölçüde kayınvalidenin kontrolünde olacaktı. Dolayısıyla asıl olan görüş kayınvalidenin görüşüdür. Üreme konusunda dikkate alınacak görüş onunkidir. Batı'da biz çoğunlukla sorunun erkekle ilgili olduğunu söyleriz. Macho erkek kadınları doğurmaya zorlar ve bunun bir kısmı kesinlikle doğrudur. Fakat Asya'da çoğu kere sorun kayınvalidedir. Her nerede o genç kızları görürseniz genç yaşta evlenirler. Kız ve kocası her ikisi de çok gençtir. Kocanın evine taşınırlar ki bu onun ebeveynlerinin evidir aslında. Sonra erkek annesinin kontrolünde olacaktır. Ve yeni gelinde muhtemelen annenin bir kölesi gibi olacaktır. Birçok durumda hem koca hem de karısı çocuk yapmak istemeyeceklerdir. Fakat hiçbir seçenekleri yoktur. Dünyada üreme ile ilgili işlerde kültürü genç nesillere taşıyan kişi kayınvalidedir. Geçen dersin başında size çok çocuk yapmak isteyen dünyanın şamiranlarının olabildiğince çok çocuk yapan dünyanın sitanlarının yerine geçtiğini gösteren veriler göstermiştim. Veriler gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların şu an yaptıkları kadar çocuk yapmak istemediklerini çok güçlü bir şekilde göstermektedir. Bununla ilgili yeni veriler gördük. Eski veriler gördük. Size Bolivya'yı gösterdim. Benim ofisime gelip Demographic Health Surveys dokümanında bir ülke seçin. Neredeyse bunlarla aynıdır. Sahra Altı Afrika bir istisna oluşturur. Ve bazı Arap ülkeleri, müslüman ülkeler değil, birçok müslüman ülke doğurganlık oranlarını gerçekten çok düşürmüştür. Ancak Arap ülkeleri standart olmayan bir süreç içerisindedirler. Bu istatistiklere 1960'dan beri sahibiz. Yaklaşık yarım yüzyıldır bu veriler toplanıyor ve veriler gelişmekte olan ülkelerdeki kadınların aslında doğurdukları kadar çocuk istemediklerini açıkça göstermektedir. 1960'larda KAP diye bir istatistik tutmaya başladılar. Bilgi, davranış, uygulama. Bilgi doğum kontrolünü biliyor musun? davranış bunu ister misin? Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Uygulama bunu kullanır mısın? Sonra 1972'den 82'ye kadar başka bir istatistik vardı. Dünya Doğurganlık İstatistiği diye isimlendiriliyordu ve KAP'nin geliştirilmesiyle oluşturulmuştu. Ve bu kapsamda 62 ülkede 350 bin kadınla konuşuldu. Sonra 1985'ten beri bütün dünyada standart olarak uygulanan ve benim de size gösterdiğim verilerin alındığı Demographic Health Surveys istatistiği tutulmaktadır. Eğer bu kadınların sözel raporlarını dinlerseniz onlar bu çocukları istemediklerini söylemektedirler. Soru şudur. Her zaman sorgulamanız gerekmektedir. Bilim adamları her zaman her şeyi sorgularlar. Tamam. Kadınlar istemediklerini söylerler. Ancak buna ne kadar inanarak söylemektedirler? Belki de modern bir kişi mülakat yapmaya gelmiştir. Bildiğiniz gibi modern insanlar modern şeklin sadece birkaç çocuk yapmak olduğunu düşünür. Ve bu yüzden de onların isteğine göre yanıtlar vermiş olabilir. Dolayısıyla verilen yanıtlardan asla emin olamazsınız. Her zaman aslında insanların ne yaptığına bakmak lazımdır. Ve bu söylenenin doğru olup olmadığını anlamanın değişik yolları vardır. Davranışla desteklenen istekler. Önemli şeylerden birisi süreklilik. Herhangi bir doğum kontrolü uygulayan kadınlar arasında bu ne kadar süreklidir, ne kadar iyidir? Öyle anlaşıldı ki esasen dünyanın her yerinde aile planlamasının hakim şekli kısırlaştırmadır. Örneğin Brezilya'da doğurganlığın düştüğü 1980'lerde doğum kontrolü yapan evli kadınların %40'ı kısırlaştırmayı diğer metotlara tercih etmişlerdir. Şimdi düşünebilirsiniz ki, en fakir kadınlar zorunda olduğu için bunu yapar. Belki de bunlar işi bir an önce tamamlamak isteyen aile planlaması çalışanlarınca etkilenmişlerdir. Ve bununla ilgili bu kısırlaştırma şeylerini kullanırlar. Çünkü aile planlaması çalışanları onları buna zorlamıştır. Türü polemikler duymaktayız. Aslında veriler göstermektedir ki kadınların gelir seviyesi arttıkça doğum kontrol metodu olarak kısırlaştırmayı seçme ihtimalleri artmaktadır. Bunlardan biri, içinizde Porto Rico'da doğum kontrol hapının test edilmesini konu olan La Operación adlı filmi göreniniz var mı? Biraz fazlaca feminist bir şey fakat sıkça gösterilir. Doğum kontrol hapları Amerika'da icat edildi ve bunların test edildiği yerlerden birisi Porto Rico'ydu. İspanyolca konuşan birçok insan gösterir. Fakat anlatan kişi herkesin anlayacağı şekilde bir İngilizce konuşur. Ve anlatan kişi bunun ne kadar kötü olduğunu çünkü kadınların ne olup bittiğini bilmediğini söyler. Anlatan kişi konuşurken bu teste katılamayan bir yaşlı kadın konuşmaktadır. Ve kadın hastanenin bodrumunda doğum kontrol hapını almak için pencereye tırmanmaktadır. Ancak anlatan kişi bununla ilgili hiçbir şey dememektedir. Ama bunu size gösterirler. Bunu gördünüz mü? Amerika'da görünüşte hiç kimsenin zorlamadığı varlıklı eğitimli kadınlardan 13.8 milyon kadın tüplerin bağlanmasını ki kadın kısırlığının bir şeklidir doğum kontrolü olarak kullanmaktadır. Ve 12.3 milyondan az bir kısmı doğum kontrol haplarını kullanır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Amerika'da da seçilen metot kısırlaştırmadır. Sanırım insanlar düşük doğurganlık istediklerinde bunu gerçekten istediklerini gösteren işaretlerden birisi budur. Bazen aile planlaması doğum kontrol araçları erişilebilir olmadığından insanlar gerçekten çok zor durumda kalabilirler. Amerikalı bir eve Zimbabwe'de Lusaka'ya üniversite eğitim hastanesine gitti. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda bir, bir başkent vardır ve orada bir üniversiteye bağlı bir üst sınıf hastane vardır ve bu o ülkenin yüksek sınıfının talebidir. Siyasi seçkinler, ekonomik seçkinler, modern tıbbı hizmet talep etmektedir. İşte orada böyle bir hastane olacaktır. Bu ülkelerde halk sağlığı bütçelerine bakarsanız ve bu bütçenin çok orantısız bir kısmı bu tek bir hastaneye gidecektir. Lusaka'daki üniversite araştırma hastanesi Zambiya'daki bu üst düzey hastanedir. Bu hemşire doğumhaneye gitti. Bir doğum hemşiresi olduğu için burada çok sayıda kadının doğum yaptığını görmek istiyordu. Onun yerine manzara farklıydı. İşte onun raporuna bir alıntı. Çok kötü şekilde kürtaj yapılan 10 kadın 9 yatağa uzanmış durumda. Diğer 5'i koridorun beton zeminine uzanmış durumda. Diğer birkaçı ise koridorun dışında yere uzanmış durumda. Battaniye ya da üzerlerini örtecek hiçbir şey yoktu. Çoğu 12 saattir bir doktorun kendilerine bakmasını bekliyordu. Ortalama bir kadın geceyi yerde yatarak geçirir. Su ve yiyecek alamazlar. Kadınlar çocukları zemin üzerinde ya da koridorun sonunda bulunan tek tuvalette düşürüyorlardı. Hastaların %30'u çocuklarını beton zeminde herhangi bir tıbbi yardım almaksızın düşürüyordu başhemşire bütün yapabileceğimiz zemini temizlemektir diyordu. Bu durum sadece bu hastaneye özgü bir durum değildi. Az gelişmiş ülkelerde nereye giderseniz gidin doğum hanelerdeki yatakların en azından yarısı bu kötü kürtaj yapılan kadınlar tarafından doldurulmuştur. Afrika ve dünyanın birçok yerinde kürtaj yasaktır. Yani doktorlar bunu yapamaz. Bu yüzden kadınlar kasap doktor dedikleri birilerine ya da çok az eğitim almış ebelere ya da tamamen ben yaparım diyen birilerine giderler. Bir operasyon yaparlar ve genellikle içeriye rahime çubuk ya da elbise askısı gibi bir şey sokularak fetüs kazınmaya çalışılır. Fakat aslında bu çoğunlukla rahmi deldiği için enfeksiyon buradan vücut boşluğuna yayılır. Ve birkaç gün sonra bu enfeksiyondan çok hasta olurlar. Ve şimdi bütün sisteme tesir eder. Çünkü vücudun içerisindedir. Üstelik yara iyileşmez. Çünkü enfeksiyon vardır. Bu yüzden sürekli kanım olur ve kan gelir. Daha sonra kürtajlarla ilgili konuşacağız. Ve size bu rakamlardan bazılarını vereceğim. Ama çok büyük ölüm oranları söz konusudur. Bu ders için önemli olan nokta bu kadınların neredeyse hepsi bu tür bir kürtajdan ölen birilerini tanımaktadırlar. Bunları profesyonel olmayan kürtajlar olarak isimlendireceğiz. Ancak hamile kaldıklarında o bir fazladan çocuğu yapmama isteği o kadar fazladır ki kendileri yüksek ölüm tehdidine sahip bu çok ciddi operasyonu yapmayı tercih ederler. İşte bu Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu'nun tedavi etmeye çalıştığı bir durumdur. Bu kuruluş Kenya'ya giderek bir proje yaptı ve bir şekilde aile planlaması ve kürtaj yapmaktan kaçan özel yerel doktorları eğitmek istediler. Yerli doktorlar kürtaj hastalarını geri çeviriyorlardı çünkü onları nereye yönlendireceklerini bilemiyorlardı ve bu demektir ki bunlar bu yeteneği olmayan bazılarına gidiyorlardı. Doktorlardan biri proje koordinatörüne genç bir kızı geri çevirdiğini ve birkaç gün sonra onu bir hastanede gördüğünü söyler. Yasa dışı kürtaj yaptırmanın bir yolunu bulmuştu. Kız öldü. Doktor o günden beri büyük bir suçluluk hissettiğini söyledi. Şimdi çok güvenli bir süreç sonunda tedavi sağladığı için kendini mutlu hissettiğini söyledi. Bu arada kürtaj Kenya'da bir ölçüye kadar yasallaşmıştı. Bu tür şeyler sadece 3. Dünya ülkelerinde olmaz. Bulgaristan Sovyet sistemi altındayken hamileliklerin %57'si kürtajla sonlanıyordu. Kürtaj konusunda derste öğreneceksiniz. Amerika'da her üç canlı doğuma karşı bir kürtaj söz konusudur. Dünyada yılda 40-50 milyon arasında kürtaj yapılmaktadır ve bunların yarısı yasa dışı kürtajlardır. Ve bunların güvenli olmadıkları bilinmektedir. Bu kötü yapılan yasa dışı kürtajlar nedeniyle ortalama her 3 dakikada bir kadın ölmektedir. Demek istiyorum ki bu durumda kürtaj olan herhangi bir kadın o çocuğu istemez. Ve bunlardan yılda 50 milyon olduğunu söylediğinizde bunun anlamı doğurganlığı düşürme konusunda çok çok yüksek bir talebin olduğudur. Brezilyalıların kasıtlı çocuk öldürmenin bir şekli olan çözümünü okumuşsunuzdur. Henüz okuyup okumadığınızı bilmiyorum. Ağlamaksızın ölüm. Okuma parçalarınız arasındadır ve Burada çocuğa bakamayacaklarını bilen anneler çocuğu ölüme terk ederler ve derler ki Tanrı ona benim baktığımdan daha iyi bakacaktır ve çocuğu ölüme bırakırlar. Dünyada doğurganlık önemli ölçüde azaldı. Ve önce grafiklerde size bunun verilerini göstermiştim. Ve Bolivya'da modern bir metot kullanan insanların oranı en yüksek olduğu zamanlarda %12'den %25'e ulaşarak iki katına çıktı. Ekvador'da kadınların %50'si, Tunus'ta %60'ı modern bir metot kullanır. İran ise oldukça ilginç durumlardan birisidir. İran'da çok muhafazakar bir hükümet vardır ve onlar aile planlamasına karşıydılar ve Irak'la savaşıyorlardı. Irak, Amerika yardımıyla bazı yerleri işgal etti. Ve çocuklar da dahil çok sayıda insan öldü. Sonra onların genç nüfusu azaldı. Ve bu çocuklar savaş baskısından kurtulunca hükümet ne olup bittiğini fark etti. Ve bir aile planlaması programı başlattı. Bu kondom paketleyen İranlı bir kadındır. İran gibi yerlerin geri kaldığı, çok muhafazakar olduğu ve benzeri gibi düşüncelerimiz vardır. Ancak aslında İran dünyadaki en başarılı aile planlaması programlarından birisini uygulamaktadır. Birkaç yıl önce Birleşmiş Milletler onların programını en iyi program seçerek ödüllendirdi ve İran'da doğurganlık şimdi yenilenme seviyesindedir. Doğurganlık her yerde azalmaktadır. Yine Sahra Altı Afrika ve bazı Arap ülkeleri buna istisna oluşturur. Doğum oranları düşmüştür. Tayland 12 yılda %50, Kolombiya 14 yılda %40, Endonezya 20 yılda %46, Cezayir 12 yılda %31, Türkiye 10 yılda %21, Brezilya 25 yılda %60, Meksika 6 yılda %30, Botswana %26, Zimbabwe %18. Kenya yüzde 35. Yani baktığınız her yerde doğurganlık oranları düşmektedir. İnsanlar artık doğum kontrolü yöntemlerini uyguluyor ve bunları etkili kullanıyor ve dünyanın doğum oranları önemli ölçüde azalmıştır. Bunların hiçbiri gelişmekte olan ülkelerin bir çıkmazda olduğu gerçeğini değiştirmez. Oralarda insanların neden çok çocuk yapmak isteyebileceklerine dair çok şey duymuşsunuzdur. Bunlardan birisi tarlada çalışacak iş gücü içindir. Diğeri yaşlılıkta çocukların kendilerine bakması içindir ki bu çok büyük bir sorundur. Bir diğeri dinleri bunu gerektirdiği içindir. İki tane kültürel sebep vardır. Atalara tapınma sebeplerinden dolayı. Hindistan'da cenaze ateşini yapmak için bir erkek çocuğunuzun olması gerekir. Eğer erkek çocuğunuz yoksa öbür dünyaya uygun bir şekilde yolcu edilemeyeceksiniz demektir. Afrika'da bunların bazılarını konuşmuştuk. Statü gereği ne kadar çocuğunuz varsa kadının ve erkeğin o kadar prestiji vardır. Maço sebeplerden dolayı üretkenliğinizi ispat etmek zorundasınızdır ve liste uzayıp gider. Doğum kontrolü yapmamak için sebepler de çoktur. Bunlardan birincisi aile planlama programları çok ilkel olabilir. Çok iyi bir slide değil ama Hindistan'da Üzerinde haç işareti olan eski bir otobüs ve işte bu o zamanlar aile planlaması kliniğiydi. İnsanların bu otobüse gidip kendilerini anlamadıkları bir operasyon yaptırmaları gerekiyordu. Kısırlaştırma, rahim fiteli ve benzeri şeyler. Ve bu otobüse gitmek için çok istekli olmayacağınızı bilirsiniz. Geçen sefer de bahsettiğim bir başka şey, Vina'nın dersiyle ilgili kadınların doğum kontrolü yöntemi uygulaması ya da uygulamaya başladıktan sonra bırakmasının en büyük nedenlerinden birisi tıbbi komplikasyonlardır. Modern tıp düşüncesi olmadığı tıp öncesi dönemde yaşamakta olan bir ülkede bunun anlamı nedir? Hap alırsınız ama ondan korkarsınız. Size herhangi bir şey olduğunda bir karın ağrısı düşüp bacağınızı kırdığınızda herhangi bir şey olduğunda hatayı nerede ararsınız? Hapta ararsınız. İşte burada pek de ilaç kullanmayan bir kültür ve düşük yaşam standardı vardır. İnsanlar sıklıkla hastalanır. Gelişmekte olan ülkelerde İnsanlar genellikle çok sağlıklı değillerdir. Hasta olurlar ve buna neyin sebep olduğunu bilmezler. Muhtemelen nazar hakkındaki yazıyı okumuştunuzdur. Hala Mısır'daki kağıdı okumadınız mı? Sebep nazardır. Eğer doğum kontrol hapı alıyorsanız bilirsiniz ki bu sizin vücudunuzu bir şekilde değiştirir ve ondan korkarsınız. Herhangi bir şeyden hasta olduğunuzda sebep o haptır ve sonra bütün arkadaşlarınıza söylersiniz. Ve o toplumdaki herkes şu kişi ya da bu kişinin hap kullanımından dolayı sorun yaşadığını duyar. Ve bu yüzden bu hapları kullanmaktan çok korkarlar. Medyada sürekli bir anlaşmazlık ve çekişme söz konusudur. Sanıyorum bu fastandır. Bu bir mağara. Etrafında çöl var ve bir TV programı izliyorlar. Ben Fas'ta uzak bir çöldeydim ve birkaç kerpiç evden oluşan şu küçük köylerde herkesin güneş enerjisi sistemleri ve televizyonları vardır. Yani medya çok etkilidir. Eşitliğin öbür tarafında doğum kontrolünü kullanmamak için her türlü sebep vardır ve onu kullanırlar ya da kullanmazlar. Bu çok tartışılan bir konudur. Batı'da özellikle eylemciler, liberaller, ormancılık fakültesindekiler bizim aile planlaması programlarını desteklememizi istememektedirler. Çünkü bu siyasi olarak ihtilaflı bir konudur. Neden siyasi olarak ihtilaflıdır? Çünkü sağcılar ona dini ve ahlaki nedenlerden dolayı karşıdır. Az ya da çok sayıda solda olanlar da bunlar sağın ve solun karakterize edilmiş şekilleridir. Biz Büyük Beyaz Batılılar kendi değerlerimizi bizim fakir, sarı ve kahverengi kuzenlerimize empoze edemeyiz. Bu son derece anlamsız ve himayacı bir yaklaşımdır. Çünkü bu gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar eksileri ve artıları topladıklarında çok açık konuşurlar. Bu onların seçimidir ve verilerle gösterdiğim gibi size gelişmekte olan ülkelerde insanların verileri toplayıp değerlendirdiğinde doğum kontrolü yöntemleriyle korumak istediklerini gösteren veriler göstermiştim. Sanıyorum bizim batıda bunu daha iyi bilmesi gereken entelektüellerle başlayarak olayı çok ciddiye almamız gerekiyor. Fakat bu ders gibi dersler olmadığı için insanlar, çevreciler ve diğerleri bile nüfusa gereken özeni göstermemektedir. Çünkü siyasi olarak nüfus dokunulmaz bir konudur. Büyük kuruluşlar, çevreci kuruluşlar konuya değinmemektedir. Çünkü onlar yardım toplama kampanyaları düzenlemektedirler. Ve genel kanı olarak aile planlamasını gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya çalışmak korkunç bir şeydir. Sanıyorum bugün burada bitireceğiz. Görüşürüz. Evet, tatile çıkmadan önce bu hafta bir ders daha yapacağız.